Gaziantep'te söylenen rivayetler üzerine meraklanan tarihi bir binanın sahibi restore ettiği evin altında yaklaşık 2 asırlık olduğu tahmin edilen bir mağara buldu. Gaziantep'li girişimci Cengiz Zorkilişçi aldığı tarihi Antep evini restore ettirdi. Evi aldıktan sonra evin altında büyük bir mağara bulunduğu söylentilerine kayıtsız kalmayan Zorkilişçi tüm arama çabalarına rağmen mağaraya ait bir işarete ulaşamadı. Biz evi aldığımız teyzenin duyduğum kadarıyla olan bir rivayet vardı. Evin altında büyük bir mağaranın olduğuyla alakalı. Bu mağaranın nerede olduğu, girişinin ne olduğuyla alakalı teyzenin bilgisi yoktu. İşte bahçenin kar yağdığını, işte şu kısım kar tutmuyor, İşte ondan dolayı boşluk olduğunu düşünüyoruz vesaire gibisinden rivayetler vardı. Şu kısımda gözüken bir ekinlik vardı. Toprak bir kısım vardı. Bu toprak kısım biz düzenlemek için kazdığımızda merdivenin girişine denk geldik. Ve buranın olabilir rivayetler üzerine, buranın olabileceği üzerine biz o kısmı eşmeye başladık. İlk önce toprak çıktı, kırmızı toprak. Ardından enkazlar çıkmaya başladı. Bir kısım sonra merdivenin devamında bir duvar, kabaca örülmüş bir duvar çıktı. Bu duvarın da taşlarını aldığımızda arkasında tamam boş büyük bir mağara olduğunu gördük. Girişimci bir ev hanımı olarak böyle bir şey yapmak istedim. En başından beri hani turistlere yönelik olsun istedim ama bayağı sıkıntılar yaşadık, yardım bekledik. Tamamen kendi imkanlarımızla yapmaya çalışırken işte engeller, sıkıntılar, destek alamamak beni gerçekten ciddi anlamda çok yordu ama inşallah çok az kaldı, tamamlayacağız. Peki abla, burası altın avcılarının mekanı haline gelmiş, tinercilerin falan. Tabii ki. Geçen sefer yani yüreğim sızladı. Bu projeyi aslında yapma amacım buydu. Bunların elinden kurtarma tarihi falan. Tabii ki. Bize biraz açıklama yapar mısın? Yani ben çocukluğumdan beri böyle yerlere, harabına çok böyle üzülen bir insandım. Böyle bir denk geldi. Böyle bir duyum aldım, bu kadar güzel bir yapının yandığına dair duyumlar aldım ve bir şekilde sınırlarımı zorlayıp burayı satın aldım. Peki nasıl oldu? Avcılar mı geliyordu buraya? Altın mı arıyorlardı? Defin arıyorlardı. Hani eski Ermeni evi olduğu falan düşünülüyor buranın. Ki zannetmiyorum, öyle bir durum yok. Tamamen orada hazine bırakıp gittiklerini ve onu aradıklarına dair, ki gerçekten çok tahrip edilmişti.